intikam almak istedim. Ödeşmek istedim anne. Ama bitti. Bitti. Sana söz veriyorum, bitti. Bundan sonra Pelin diye biri yok. İnanayım mı sana? İnan anne. İnan. Sen hiç merak etme. Dünyada bir tek Pelin kalsa... ...10 tane kalbim olsa da... ...birini bile ona vermem. Sanki sırtımda beton taşıyordum. Yüreğime iğneler batıyordum. O kız seni bir daha üzecek diye aklım çıktıydı. Korkma artık. Tamam. Kıyamam size ya. Ne kadar tatlısınız. Aman tatsızlık da... Çok şükür hallettik. Ben kendime kahve yapacağım. Siz de içer misiniz? Aa, içmez olur muyuz hiç? Değil mi Sinan'ım? Ha? Kahve? Ha. Yok, ben istemiyorum anne. Size afiyet olsun. Peki. Peki canım. Hadi. Hadi gel Melih'e teyze. Olsaymış. Verme be! İsteyen mi var? Verme! Ne yapıyorsun be? Önüne baksana! Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Dünya sizin etrafınızda dönüyor değil mi? Var ya hepiniz aynısınız. Ama anneleriniz yapıyor işte sizi böyle. Aman oğlum, canım oğlum diye diye hepiniz böyle şımartılıyorsunuz. Eşek kadar oluyorsunuz. Hala onların ağzı içine bakıyorsunuz. Hala onlardan bir aferin alma peşindesiniz. Tamam hanımefendi, özür dilerim. Buyurun geçin. Geçmeyeceğim. Anladın mı? Geçmeyeceğim. O kadar kolay değil. Bana hesap verecek. Annemi bari karıştırmasaydın. Annemi niye karıştırıyorsun? Demek Pelin o kızmış, öyle mi? Ya. Yılan gibi süzülüp girdi araya, gördüm. Ben böyle yüzsüz birini görmedim. Hayır, hadi geliyorsun. Sen Sinan'ın yüzüne nasıl bakıyorsun? Ya. Allah'tan Sinan benim içimi rahatlattı. Yani Melih teyze, bence sen öyle hemen rahatlama. Sonuçta Sinan bile bile yanına almış onu. Yok. Benim oğlum öyle boş konuşmaz. 10 tane kalbim olsa birini bile vermem dedi. Hadi bakalım.
Artık biraz da iş sana düşüyor. Bak yavrum. Her gün, her saat birliktesiniz. Aç biraz gözünü. Erkek kısmı öyle boş bırakmaya gelmez. Yani doğru söylüyorsun ama ben hiç anlamıyorum böyle işleri. Ya yani aklım kurtluğa pek çalışmıyor. Ya artık çalışsın. Neyin var senin? Ya annem Pelin'i öğrenmiş işte onunla... Ya Sinan, Melia teyzeden önce de böyleydin sen. Ceyda ile bir yere gittin geldin böyle oldu. Ne oluyor abi? Yok bir şey abi. Eğer ben seni şu kadarcık tanıyorsam var bir şey abi. Ne oluyor anlatsana ya. Sen iyisin. Ben kötüyüm. Sen mükemmelsin. Ben şımarık zengin çocuğuyum. Sen kimseyi incitmezsin. Ben bencilin tekiyim değil mi? Neye sinirlendim bilmiyorum ama... kendine gel. Sana sinirlendim. Senin hoyratlığına. Senin o asla bitmeyen öfkene. Pelin bağırma. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya da... hangi kabahatini bastırmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama... umurumda değilsin. Umurumda olmadığımı biliyorum. Güzel. O zaman sakin ol. Sesini daha fazla yükseltme. Ve git buradan. Sinan ben o hatayı yaptığımda gençtim. Canını çok yaktığımı yıllar sonra anladım. Ama bu yaşında bana aynı şeyi yaşatmaya çalışmanı anlayamıyorum. Prensesimiz yine neye üzülmüş acaba? Bir tanem işler beni bekler. Hadi yavrum. Tamam. Hadi canım benim. Acaba kim kırmış o narin, o çok değerli kalbini? Bak Pelin, kalbini kırarım. Yapma. Kırdım bile. Sadece aynalara değil, biraz da içine bak Sinan. Bana olan öfken seni çok kötü bir adam yapıyor. Kötü olma. Kötü olma Sinan. Ya bırak kolumu. Maya mı giyseydin? Böyle kazakla pantolonla falan hiç de dolmaz söyleyeyim. Ayrıca mevsimi de değil. Sen kimsin ya? Nereden çıktın? Karışma içime. O geçti artık karıştım. Şimdi sen buradan atlayıp ölmek istediğine göre demek ki yüzme bilmiyorsun öyle mi? Evet. Ama bu seni ilgilendirmez. Beni engelleyemeyeceksin. Eğer sen atlarsan arkandan atlarım. Seni kurtarmaya çalışırım. İrisin. Ayrıca yüzme bilmediğin için panik yaparsın. İkimiz de birlikte ölürüz. Hayır, sevgili falan olsak neyse. Çünkü genç çift sarılarak öldü gibi saçma sapan romantik konu başlıklarına sebep oluruz. Ve öyle bir durumumuz yok. Ayrıca ben daha ölmek istemiyorum. Yani daha yapacak çok acayip şeylerim var. Mesela Vietnam'a hiç gitmedim. Honduras'ı inanılmaz merak ediyorum. Sana belki birazcık tuhaf gelecek ama... Trans-Sibirya Ekspresi'yle o efsanevi yolculuğu da daha yapmadım. Bunun dışında bütün ülkeleri gezdin mi? Bak, hala merak ediyorsun. Demek ki seni hayata bağlayan damarların hepsi tamamen kopmamış. İstersen daha sakin bir yere gidip sohbetimize devam edebiliriz. Hayır, karışma içime.
Tamam. İnatçıyım diyorsun yani, öyle mi? Memnun oldum. Ben de Rüzgar. Ölmene izin vermeyeceğim, tamam mı? Elini görüyorum ve arttırıyorum. Öyle atlanılmaz, böyle atlanır var bende de. Ne yapıyorsun be, manyak mısın? Üstad Dayıcı der ki, insanın insanla savaşı söyleyecek lafı kalmadığı zaman başlar. Senin söyleyecek daha çok fazla sözün var bu hayata. Sözlerini bir nefes gibi geri üfleyeceğim sana, göreceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.